Merhabalar. Günde iki soru, iki cevap bölümümüze başlıyoruz. Bugün bana gönderilen bazı sorular vardı. Ahmet Harun'un göndermiş olduğu soruları cevaplamak istiyorum. Bugün iki bölümünü halledeceğim. Şimdi onun sorduğu sorularda karbonhidratlarla ilgili bir bölüm vardı. Karbonhidratlarda disakkaritler hep karıştırılır. Kaç tane bağ olduğu ile ilgili. Ben baştan başlayarak bu bölümü göstereceğim. Önce glikoz birleşti maltoz oldu. Glikoz fruktoz birleşti sükroz oldu. Glikoz galaktoz birleşti laktoz oldu. Önce disakkaritlerin bunlar olduğunu bilelim. Ve dehidrasyonla üretiliyorlar. Aralarında bir tane bağ var. Yani iki glikozu birleştirdiğin zaman arasına bağ var. Ve maltozda bir tane bağ bulunmaktadır. Bunu da söyleyelim. Şimdi dikkat ederseniz G'lere bir bakmanızı istiyorum. Hep bu şekilde anlatırım bu konuyu da. Şöyle G'lere bakarsanız, G'leri birleştireyim ben. Şöyle burada glikoz var, şöyle. Burada da glikozlar var. Buradaki galaktoz ama G ile başladığı için onu da alıyorum. Şöyle yapayım, bakın G'lerden bir C yaptım. G'lerden bir C yapıp orta yerindeki boşluğa da fruktoz yaptım. G'lerden C yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru bakın oluşan disakkaritlere de bakın. M var, S var, L var, masal. Yukarıdan aşağıya doğru. O zaman G'lerden şöyle bir C yaptım. Karşıya da masalı yazdım. Ortadaki boşluğa da fruktoz yazdım. Masalın M'si, S'si de bitkiye ait. M'si, S'si bitkiye. Yani maltoz da bitkiye aittir. Sükroz da bitkiye aittir. Bitki hücreleri tarafından üretilebilir. Yani bitkilerde de hidrasyonu var. Laktoz da hayvan şekeridir. Hayvanlarda bulunur. Süt şekeri olarak geçer. Galaktoza gelelim. Galaktozu eskiden hayvanlarda bulunduğunu söyler ve bitkilerde olmadığını belirtirdik. Ama artık bitkilerin ürettiğini söylüyoruz. Çünkü okul kitaplarımız bunu bizzat belirgin olarak yazmakta artık. O yüzden fotosentezle galaktoz üretilir dediği zaman evet diyoruz artık. Ama laktoz dediği zaman disakkarit olarak hayvanda olduğunu bilelim. Şimdi bakın bunu hatırlamak için G'lerden C'yi unutmayın. C'nin ortasındaki boşluğa fruktozu koyduğumuzu unutmayın. Unutmayın. Karşıya da masal yazdık. Masal dediğimiz M'si, S'si bitkide, maltoz, sükroz ve laktoz da hayvandaydı. Tabi burada ne var bir de? Suları olacak. Biraz masalımız sulu olsun. Şöyle yaptık. Ama buradaki G'nin galaktoz olduğunu unutmayalım. Şimdi sorularımıza başlayalım. 20 glikozu kullanacağım ve kaç tane maltoz olduğunu söylüyor. Şimdi bakın öğrencilerin en çok karıştırdığı şey burada. Şu an iki tane glikozu birbirine bağladığım zaman maltoz oldu ve maltoz olayı bitmiştir. Yeniden iki tane glikozu bağladım ve başka bir maltoz yaptım. Maltozları birbirine bağlamıyorum. Ben iki glikoz, iki glikoz bağlıyorum. O yüzden 20 tane glikoz varsa 10 maltoz vardır. 10 maltoz. Çünkü 2 2 bağlıyorsun ve bunları bağlarken en eksi 1 yapamazsın. Yani 10 maltoz dediğinde 9 tane su gibi der öğrenci. Hayır, her birinin içinde bir tane var. 10 maltoz varsa her birinin içinde bir bağ var. O yüzden 10 maltozda 10 bağ bulunur diyoruz. Şimdi bu oldu. Şimdi elimizde başka bir sorumuz daha var. Aynı, bakın konu olarak aynı. O yüzden içindeki bölümleri arttırarak yapmaya çalıştım. O 100 glikoz var, 20 fruktoz var, 20 galaktoz var. Hepsini kullanıyoruz. Kaç disakkarit olur? Önce azlardan başlamalısınız. Hatırlayalım. Glikoz artı glikozdu. Glikoz artı neydi? Galaktoz. Ve şurayı boş bırakmıştım. Burası fruktozdu. Tamamdır. Karşısına geçtim, maltoz oldu. Karşısına geçtim, sükroz oldu ve laktoz oldu. Şimdi bana diyor ki 20 fruktoz diyor. O zaman şuraya 20 yazayım. Bunu 20 yazıyorsam buraya da 20 yazarım. İkisini birleştirdiğim zaman 20 de sükrozum olur. Şimdi galaktoza bakın. Galaktozu da 20 olarak yazayım. O zaman 20 galaktoz varsa 20 de glikozu kullanırım. İkisini birleştirdiğim zaman bir tane laktoz oluyor. O zaman bunların ikisini birleştirdiğimde 20 laktoz oldu. Şimdi burada püf nokta ne? Şu glikozların içinden kullandım. 20 buraya, 20 buraya 40 oldu. Geriye kaç tane glikoz kaldı? 60 glikoz var. O zaman bunlardan kaç tane hangi disakkarit olur derse maltoz olur.
O zaman 30 buraya, 30 buraya kullanıyorsunuz. 60'ı kullandınız. O zaman 30 da maltoz olur. Ya da 60'ı direkt ikiye bölersiniz. 30 maltoz oldu deriz. Ve böylece bunu da göstermiş olduk. Şimdi gelelim bu bölüme. 50 tane maltoz, 50 tane laktoz, 50 tane sükroz var. Kaç tane glikozit bağ var diye düşünelim. İşte öğrenciler burada 49 diye söylüyorlar. Oysa maltozlar birbirleriyle eneksi bir şekilde bağ yapmaz. Ucuca bağlanmıyorlar. Neydi? Maltoz. Bitti. Öteki maltoza geçtim. Bitti. Diğer maltoza geçtim. Bitti. Ve bakın şu an 4 tane maltoz yaptım. 4 tane bağ var. O zaman 50'sini de yazacak halim yok şu an tabii ki. Ne yapıyorum? 4'te 4 ise 50'de de 50 diyorum. 50 tane ne olur? Glikozit bağ olur. 50 laktoz için 50 glikozit, 50 sükroz için 50 glikozit bağ olur diyoruz. Evet, umarım bu bölüm anlaşılmıştır. Şimdi başka bir bölüme daha bakalım. Hemen onu da görelim. Şimdi şöyle gösterelim. Önce buradan başlayayım. Bu daha kolay olabilir. Şimdi DNA ile ilgili 1000 tane nükleotit var DNA'da ve bu DNA'da prim bölü pirimidin nedir diye sorsun ve aynı zamanda şeker sayısını, fosfat sayılarını bana sorsun. Azotlu organik baz sayısı nedir diye sorsun. Bakalım. Şimdi 1000 tane nükleotit var. Ben önce nükleotiti bir bulmalıyım. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan bahsediyoruz. Yani bir nükleotidin içinde hepsinden birer tane var. O zaman 1000 nükleotit diyorsam 1000 azotlu organik baz. Azotlu organik baz geneldir bakın. Yani adenin diyemem, guanin diyemem, sitozin diyemem. Bunların toplamıdır. O yüzden 5 karbonlu şeker pentozdur. DNA dediği için deoksiribozdur. O zaman 1000 tane deoksiriboz, 1000 tane fosfat, 1000 tane azotlu organik baz deriz. Nükleotit sayısı verildiğinde şeker, fosfat ve organik baz sayısını bu şekilde bulabilirim. Bu 1000 tane nükleotitli DNA'yı 2 ipe böldüğüm zaman 500-500 olduğunu, bu ipleri de bilirim. Adenin, timinle, guanin, sitozinle eş yaptığını biliyoruz. Hangisi olursa olsun. O yüzden prim bölü pirimidin DNA'ların hepsinde, yani adenin artı guanin ile timin artı sitozin her zaman 1'e eşittir. Bunu da hiç düşünmeden her zaman sorulduğu anda 1 diye söyleyebilirim. RNA'da böyle bir eşitlik yok tabii. Burada da hidrojen bağları ile ilgili küçük bir püf nokta söylemek istiyorum. 13.000 hidrojen bağı bulunan bir DNA'mız var. 10.000 tane de nükleotit var. 13.000 hidrojen bağı, 10.000 nükleotit. Kaç tane guanin var? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hidrojen bağ sayısından nükleotit sayısını çıkarırsanız 3.000 oldu bakın burada. 3.000 guanin deriz. Bunun da püf noktası şu. Eğer bütün DNA'lar adenin ve timinden oluşmuş olsaydı şöyle düşünün. Mesela 1000 nükleotitli örneğimizle gidelim. Burada 500. Burada 500 olacaktı. Hidrojen, bunların hepsi A artı T olmuş olsaydı aradaki hidrojen bağını bulmak için 2 ile çarpmam yeterliydi. Ne oldu? 1000 olurdu. Yani hidrojen bağ sayısıyla nükleotit sayısı adenin ve timinden oluşmuş olsaydı 1000 olurdu. Ama biz genellikle nükleotit sayısından daha fazla hidrojen bağ sayısı görüyoruz. Bunun nedeni üçlü bağlardır. Yani nükleotit sayısından sonraki her sayı guanin ve sitozin sayısını, ha kaç tane guanin ya da kaç tane sitozin olduğunu bize söyler. Şimdi hemen bir örnek vereyim. 1001 deseydim, bakın 1001 deseydim hidrojen bağ sayısına, bir tane guanin olduğunu anlardık. Bir tane. Çünkü ikili değil. O zaman bir artış var. Bir tanesi üçlü bağ olduğu için 1001 nükleotit var diyebilirdik. Pardon, 1001 hidrojen bağı var, 1000 nükleotit diyebilir ve bir tane de guanin derdik. Yani 1000 nükleotit, şöyle yazdım. 1001, şimdi örnek tabii bu, hidrojen bağı 1 kaldı. 1 guanin. Bir tane üçlü bağ var demek istiyor. Veya 1 sitozin. İşte bakın bu şekilde bulunur. Çünkü aradaki nükleotit sayısından sonraki şu farkı yaratan üçlü nükleotitlerin, üçlü bağ yapan nükleotitlerin sayısıdır.
Bunu da buradan bulabilirsiniz. Örneğin 15 bin hidrojen bağı bulunan bir DNA'da 12 bin tane nükleotit var derse hemen 15'ten 12 bini çıkarırsınız. Yine 3 bini bulmuş oluruz. Bunlar da kolay yollarıydı. Şimdi başka bir bölümümüz daha var. Bunu da tamamlayalım. Ve böylece 2 soruluk bölümümüzü tamamlamış olacağız. Aslında bunların hepsi 2 soru içerisinde ama ben bölümleri ayırarak yaptım. Şimdi bir DNA ve protein sentezi ile ilgili bunlar. Bir amino asit, bir kod, bir kodon, bir tRNA, bir antikodon 3 nükleotitten oluşur diyoruz. 3 nükleotitten oluşur. Bir amino asit, bir kod, bir kodon, bir tRNA, bir antikodon 3 nükleotit. Şimdi şöyle bir durumumuz var. 3 tane nükleotitin karşılığı bir kod, bir kodun karşılığı bir amino asit. Bir kodonun karşılığı bir amino asit. Kod neydi? DNA'da. Şunlar da mRNA'daydı. Şifre olarak. Şimdi bakalım. Burada bir DNA'mız var. Başka bölümde de bu anlamlı ve tamamlayıcı ip kavramlarını konuşuruz. Şu an burada aktif genimiz var. Aktif gen protein sentezi yapılan gen demektir. Protein sentezi. İşte burada 2 tane pembelerle gösterdiğim DNA ipimiz var. Ve sadece aktif genden mRNA sentezi yapılıyor. mRNA sentezinin başında AUG var bakın. AUG, tabii bu şu bölümde onu söyleyeyim. Şu karşıya yazmalıyım onu. AUG, mRNA'da karşılığı var. Bu üçlü nükleotit başlangıç şifresi olmuş oluyor. Yani DNA'da olsaydı karşılığını söylediğimizde TAC olur. Ve AUG ile mRNA'da başlar diyoruz. Başlangıç şifresiydi. Bunun karşılığı da şurada tRNA olur. tRNA'nın bağlı olduğu amino asit gelmiş olur. Yani ben altta büyük yazıyorum. Orada aktif geni gösteriyorum. Anlamlı DNA'nın iki ipinden bir ipine mRNA sentezi yapıyorum. Birebir genle aynı hizada yapıyorum. Çünkü buradaki nükleotit karşıda da aynen olmuş oluyor. Ama tRNA'ya geldiğim zaman stopun karşılığı yok. O yüzden burayı küçülterek yaptım bakın küçülterek. Bu üçlü nükleotit burası stop o yüzden yok. tRNA'ya geçemedi küçülerek gitti. Ne oldu o zaman? Burada 600 tane nükleotit varsa bir tanesinde. Burada da 600 nükleotit. O zaman buraya geldiğimde bunu bakın. mRNA'ya geldiğimde birebir geçirdiğim için yine 600 nükleotit. Fakat tRNA'ya geçtiğimde antikodonların toplamına baktığım zaman 597 olmuş olacak. Şöyle. Bunları da 2'ye bölmem lazım. 3'e bölmem lazım. Çünkü 3 nükleotit bir kodon olmuş oldu. 200 DNA'da olunca kod, mRNA'da olunca kodon. tRNA'ya geldiğinde tabii ki bu 3 tanesi çıkmış olacak nükleotitten. O yüzden 597 idi. Buradan da 1 çıkarırız. Çünkü burada şifre neydi? 3'e 1 olması gerekiyor. O yüzden burası da 199 kalmış oldu. Bir tane eksildi. Tabii her tRNA bir amino asit taşıdı. Kaç tane tRNA oldu dersek 199. Ve 199 tRNA 199 da amino asit getirmiş oldu. Bunları bu şekilde çok rahat yapabilirsiniz. Hemen başka küçük bir bölüm şurada göstereceğim. Diyelim ki 40 tane amino asit verdi. Bu sefer yukarıdan başlayın. 40 tane amino asitin karşılığı 40 tane tRNA olur. tRNA'da stop yok biliyorsunuz. Stop kodonu yok. Stop'un karşılığı yok. Burada mRNA'ya başladım. Aynen geldim ama bir tane çıkıntı yapıyorum. Bunlar neydi? Stop'un karşılığı. O zaman 40 tRNA, 40 antikodon. Burasıysa 41 kodon olacak. Bir tane buna ekliyoruz. mRNA'dan genin sentezlendiği aynı olacak birebir. O da bir 41 kod olmuş olur. Eğer amino asit verirse yukarıdan aşağıya doğru genişleyerek gidin. Eğer DNA'dan geliyorsak, mRNA'dan geliyorsak yukarıya doğru küçülerek gidin. Bu tip sorularda çok daha rahat yapacağınızı göreceksiniz. Umarım anlaşılmıştır. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Yeni sorularınızı da bekliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum gönderdiğiniz sorular için. Görüşmek üzere.